Arkadaşlar merhaba, ben Çakır Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan TYT Türkçe dersimizin ikincisi olan cümlede anlam kısmını işleyeceğiz arkadaşlarım. Cümlede anlamla ilgili bazı terimlerden bahsedip örnek sorular çözüp ondan sonra da konumuzu noktalayacağız arkadaşlarım. Şimdi birincisi öznel ve nesnel cümle mantığı neydi? Öznel cümle dediği zaman neye bakıyoruz? Nesnel cümle derse neye bakıyoruz arkadaşlarım? Öznel cümle kişilere göre değişen, yani herkes için farklı olabilen ifadelerdir. Doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamanız zor olan ifadelerdir arkadaşlar. Nesnel cümle ise kişilere göre değişmeyen, herkes için aynı olan cümlelerdir. Yani siz burada ben okuyunca farklı, siz okuyunca farklı bir sonuca ulaşmazsınız. Herkes için ortak olan değişmeyen ifadelerdir ve doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayabilirsiniz. Burada soru çeşitlerinde arkadaşlar size kanıtlanabilirlik açısından farklı diye sorabilir. Ya da hangisinde kişisel düşünceye yer verilmiştir derse öznel, kişisel düşünceye yer verilmemiştir derse nesneli soruyordur. Soru değişikliği yapabilir, bilginiz olsun. Mesela burada mükemmel bir kitap daha yazdım. Mükemmellik kişilere göre değişir arkadaşlar ama bu kitap 7 bölümden oluşuyor ve olaylar Erzurum'da geçiyor dediği zaman dikkat edin, bu 7 bölümden oluşması, olayların burada geçmesi siz okusanız da aynı, ben okusam da aynı, kişilere göre değişmez. Dolayısıyla nesnel bir cümle olmuş olur arkadaşlar. İçerik ve üslup bakımından denildiği zaman bu kez içerik konu demektir ve sorusu ne anlatmış? Soruyorum, ne anlatmış diyorum. Bana diyor ki mesela Çalıkuş eseri Feride öğretmenin yaşadıklarını anlatıyor. İşte ne anlatmış sorusunun cevabı bize içeriği, yani konuyu verir. Üslup ise biçem ya da diğer ismine, isimlere dikkat arkadaşlarım, nasıl anlatmış sorusunun cevabıdır. Yani siz nasıl anlatmış dediğinizde yalın dil, ağır dil, kısa cümle, uzun cümle, bakın burada kullandığı tüm dil hakkındaki bilgiler bize yazarın üslubunu verir arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl anlatmışı sorup bunu bulabiliriz bu şekilde. Şimdi şöyle örnek sorulara baktığımızda arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik? Bakın burada dikkat etmeniz gereken olay şu arkadaşlar, kanıtlanabilirlik. Yani öznel ya da nesnel diye sormayabilir size. Kanıtlanabilirlik dediğinde de siz yine aynı şeye bakacaksınız. Öznel ve nesnel. Ünlü yazar son eserinde tarihsel bir olayı ele almış. Kişilere göre değişme ihtimali var mı? Hayır. O zaman nesnel bir ifadedir. Eserde olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş. Yine kişilere göre değişmez. Kahramanlar yönetimde etkili olan insanlar arasından seçilmiş. Yine nesnel arkadaşlar, kişilere göre değişmez. Konuyla kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. Bu sana göre öyledir ama başkası başarılı değil, başarısız diyebilir. Dolayısıyla bu sana ait bir ifade olduğu için bu artık öznel bir cümledir. Ve cevabımız burada 4 olur. 4 öznel, diğerleri de nesnel olmuş oluyor arkadaşlar. Hangisinde yazarın üslubundan, yani dili hakkındaki her şey üslup demekti bakıyorum arkadaşlar. Ozan Soy'un en takdir ettiğim yanı sanata olan saygısı ve sevgisidir. Şimdi burada nasıl anlatmışlar gibi bir şey var mı? Hayır. Geçmiş değerlere bağlı olmakla birlikte yeniliğe de daima açık usta bir şairdi o. Nasıl anlatmışlar gibi bir şey yok. Şiirde de nesirde de kelimeleri israf etmekten kaçınır. Sözü gereksiz yere uzatmazdı arkadaşlar. Yine bakın burada da aynı şekilde. Yani biz burada işte yazarın nasıl anlattığına dair ipuçları biliyoruz. Ne diyor? Kelimeleri israf etmekten kaçınırdı. Anlatımında gereksiz sözcüklere yer vermezdi. Dili hakkında bana bilgiler veriyor ve dolayısıyla arkadaşlar burası onun bize üslubunu, biçem dediğimiz şeyi veriyor. Burada dili hakkındaki her şeyi nasıl anlatmış sorusunun cevabı üsluptu. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Yine aynı şekilde bakın, hangisi kişisel düşünceye yer verilmemiştir diye sorulmuş bir soru burada da, dikkat ederseniz. Bu kez ben nesnel olanı bulacağım. Bakın kişisel düşünceye yer verilmiştir özne, verilmemiştir nesnel bir ifadedir.
Tam Pınar'ın yarım kalmış son romanı Ay'daki Kadın bir rüyada uyanışla başlar ve içinde rüya sözcüğünün geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. Şimdi siz burada bu kişilere göre değişmiştir deme ihtimaliniz var mı arkadaşlar? Herkes için aynıdır ve bu bizim için de, benim için de, senin için de, herkes için aynısa nesnel bir cümledir. Kişisel düşünce burada yoktur diyeceksiniz değerli öğrencilerim. Yine kitapta en çok dinlenen sözcükler rüya, roman, dadın edebiyatımızda benzeri az bulunur. Bu sana göre öyle. Başkası beğenmeyebilir. Dolayısıyla burası bir öznel ifadedir. Ama Adana'da yani bir numarada siz hiç öznel bir ifade bulamazsınız. Hepsi herkes için aynı olan şeylerdi bakın. Yine burada diğer cümlelere baktığınızda da yani şaşırtıcı olmayacak ya da arkadaşlar Nazlar'ın hemen götüren bir romandır. Yine burada arkadaşlar Tanpınar'ın o bilinen dünyasının Nazlar'ına yani burada kişisel bir yorum var. Kendisine göre öyle, başkası öyle düşünmeyebilir yine. Yine arkadaşlarım kararsız not vuran öte yandan tamamlanmamış kitabın dünyası çok belirgin düzeltmeleriyle Tanpınar'ın kimi romancı sırlarını ve kararsızlıklarını açığa vuran bir romandı. Burada da aynı şekilde kişilere göre değişebilir, kapalı bulan olabilir. Ama bir numarada herhangi bir bana göre öyle olabilir diyebileceğimiz bir şey yok. Nesnel kullanmış her şeyi değerli arkadaşlarım. Geliyorum diğer ifadelerime. Tanım cümlesi bir ifadenin veya varlığın ne olduğuna dair ifadelerdir. Tanım cümlesi şu nedir diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar birer tanım cümlesidir değerli öğrencilerim. Olayların denilmesini ve kişi, zaman, yer, olay belirtilerek anlatıldığı türdür roman. Roman nedir? Sana cevap veriyor. Bu arada değerli öğrencilerim, oradaki tanım Türk Dil Kurumu'ndaki tanım olmak zorunda değil. Roman toplumun aynasıdır derseniz bu da bir tanımdır. Dolayısıyla kişilere göre de tanımlama yapılabilir. Onlar da eğer romanın ne olduğu ya da ne olmadığı hakkında bilgi veriyorsa kabul edilir. Birebir Türk Dil Kurumu'nun aynısı olmasına gerekmiyor. Öznel tanımlar da olabilir, bilginiz olsun. Varsayım cümlesi. Arkadaşlar farz et ki, diyelim ki, tut ki, mesela bu tarz ifadeleri görürseniz olmamış bir şeyi olmuş gibi kabul edip yorum yapıyorsa varsayım cümlesidir. Diyelim ki sınavı kazandın. Bak şu an ortamda öyle bir şey yok. Ama siz diyelim ki varsayıyorsunuz. Öyle bir şey oldu. O zaman ne yapmak isterdin? İşte bu varsayım cümlesidir değerli öğrencilerim. Eleştiri cümleleri bir olayın, durumun olumlu ya da olumsuz. Burada lütfen şuna dikkat edin. Biz genelde millet olarak eleştiriyi hep olumsuz diyebiliriz. Oysa eleştiri olumlu ve olumsuz olabilir. Yani eleştiri vardır dediğinde sadece olumsuz olan ifadelere bakmayın lütfen. Mesela dese ki şair evlenmesi dönemindeki tüm tiyatrolardan daha kaliteli, daha başarılı, daha yetkin bir eserdir. Bu da bir eleştiridir ya da olumlu eleştiri olarak söylüyorum. Ya da Ahmet Mithat Efendi kendini toplumu eğitmeye adamış. Bu uğurda eserleri başarılı şekilde vermiş bir isimdir. Olumlu eleştiri arkadaşlar, tamam mı? Bir eserin iyi, kötü, güzel, çirkin, olumlu, olumsuz yönlerini ortaya koymaya biz eleştiri diyoruz. Olumlu ve olumsuz olabilir. Dikkat edin lütfen. Öneri cümleleri öneri diğer ismine tavsiye etmektir. Yani günde 30 paragraf çözmeniz sizin için iyi olur. Bu bir tavsiye cümlesidir işte arkadaşlarım. Öneri, tavsiye dediği zaman buna bakacaksınız. Bakın arkadaşlar yine çıkmış bir örnek soru. Hem olumlu hem olumsuz eleştiri söz konusudur diyor. Şöyle baktığınızda hem olumlu olsun hem olumsuz. Ona göre bakıyoruz sorumuzda arkadaşlar. Sinema Söyleri bu ismin yabancı değil. Deney önce devam ediyor arkadaşlar. Bakın hiç burada eleştiri diyebileceğimiz şeyler yok. Romanı kadar başarılı değilse de 3 numaralı cümleye lütfen herkes baksın. Bakın bu uyarlamalar romanı kadar başarılı değilse de olumsuz. Biri Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki filmde seyircilerin ilgisini çekmişti. İşte bu da olumlu bir durum. Yani tam romanı kadar başarılı olmamasını olumsuz sayıyor, eleştiriyor. Diğer durumda da ama diyor buna rağmen
seyircinin ilgisini çekmesi de olumlu güzel bir şey. Bu da olumlu eleştiri olmuş oluyor değerli öğrencilerim. Şimdi neden sonuç? Biliyorsunuz burada sebep sonuç olarak da gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bir yargı gerekçesiyle verilmiş diye de sorabilir. Soruyu takla attırabilir ama hepsi aynı kapıya çıkar arkadaşlar. Bir eylemin yapılış nedeniyle birlikte verilmesidir. Çok çalıştığından epey yorulmuştu. Yorulmasının nedeni çok çalışmak arkadaşlar. İkisi de gerçekleşmiş. Özgünlüğü yakaladığı için yıllar sonra bile okunuyordu. İkisi de gerçekleşmiş bakın. Bu arada ama sonuç cümlelerinde şuraya biliyorsunuz amacıyla getiririz için yerine. Amacıyla getirdiğimizde olursa amaç sonuç cümlesidir. Eyleme yönelik bir adım vardır ama diğer durum gerçekleşmiş mi belli değildir. Neden sonuçta ikisi de gerçekleşmiştir ama sonuçta biri yapılan adım hedefe yönelik gerçekleştiren durum yapılmış ama sonuç hakkında kesin bir bilgi yoktur. Sadece hedefe yönelik bir adım atılmış. Rakibini yenebilmek için yeni teknikler öğreniyor ama yenmiş mi belli değil arkadaşlarım. Eğer şöyle deseydi bakın yeni teknikler öğrendiği için rakibini yendi. İşte bu da neden sonuç cümlesi olurdu. İkisi de gerçekleşirse neden sonuç arkadaşlar. Burada amacıyla getirebilirsiniz. Rakibini yenebilmek amacıyla yeni teknikler öğreniyor. Bakın oldu arkadaşlarım. Özgünlüğü yakaladığı amacıyla yıllar sonra bile okunuyordu. Olmaz. İçin yerini amacıyla getirip bunu bu şekilde halledebilirsiniz. Koşul şart cümlesi dediği zaman değerli öğrencilerim. Burada iki durum var aslında. İkisi de gerçekleşmemiş. Çünkü birinin gerçekleşmesi diğerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Size sınav döneminde derler ya üniversiteyi kazanırsan sana yeni bir telefon, tablet, artık araba duruma göre değişiyor arkadaşlar. İkisi de gerçekleşmemiş. Çünkü birinin gerçekleşmesi diğerine bağlanan ifadelere koşul cümlesi diyoruz. Maske taktın mı virüs sana bulaşamaz. Bulaşamaz ifadesinde şuradaki bir şart sunuyor sana. Hava güzel olursa pikniğe gidelim. Olmazsa gidemeyiz. Ya da bizim arkadaşlar ifadelerimizde her zaman sahse olmaz. Bu şekilde mi ekini de kullanabilir. Şart anlamı verebilir. Burada bazı arkadaşlarım sorularda hep sahse arıyor. Koşul şart cümlesinde sahse olacak diye kesin bir kuralımız yok. Lütfen dikkat edin. Karşılaştırma cümleleri iki durum arasında farklı ya da benzer yönleri kıyaslamaktır. Farklı ya da benzer yönler. Burada buna lütfen dikkat edin. Ve bir cümlenin içerisinde üstünlük zarfı olan en ve daha varsa orada karşılaştırma vardır diyeceksiniz değerli öğrencilerim. Burada mesela en güzel romanıydı dediğiniz zaman siz Yakup Kadri'nin diğer tüm eserleriyle bunu karşılaştırmış oldunuz. Pekin de İstanbul gibi kalabalıktı. Farklı yönler mi? Hayır. Pekin de kalabalık, İstanbul da kalabalık diyor. Ama sen sonuçta ikisini de karşılaştırmış oldun. Benzer yönleri de karşılaştırabilir. Lütfen dikkat edin bu tarz ifadelere. Mesela sen denemeden çıkınca diyorsun ya bu denemede de Türkçeyi 30 yaptım. Sen bu denemeyle diğer denemenin Türkçesini yine karşılaştırmış oldun. Dolayısıyla farklı yönler değil sadece benzer yönlerde karşılaştırılabiliyor. Buna dikkat edin. Hangisinde bakın arkadaşlar birinci cümle ikinci cümlenin gerekçesi durumundadır. Yine neden sonuç cümlesini farklı bir kalıpla sormuş bir örnek bakın. Hava güzel oldu mu hep birlikte pikniğe gideriz. Bu koşul şart cümlesi. Dersler iyi çalışıyor ama yine de notları iyi değil. Burada herhangi bir durumdan bahsetmiyor. Neden iyi değil ile ilgili bir bilgi yok çünkü bize arkadaşlarım. Dün akşam çok geç yatmış şimdi derste uyukluyor. Uyuklamasının nedeni gerekçesine dün akşam geç yatması. Neden sonuç, sebep sonuç, yargı gerekçe arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan olmuş oluyor. Buradaki diğer örneklere de bakarsanız arkadaşlar burada iyi ders çalışmalı ki sınavı kazanabilsin koşul şart cümlesidir. Burada diğerinde zaten herhangi bir durum söz konusu değil. Bir koşul cümlesi var burada da arkadaşlar. Koşul anlamı içermektedir. O zaman bir durumun gerçekleşmesi diğer duruma bağlı olmalıydı hatırlarsanız. Biçimle öz sorunu burada da karşımıza çıkıyor. Bu konuyu söz gelimi şiir tekniğini anlatırken ilkin biçim ögeleri üzerinde durmak yerinde olur. Ama bu kadarı yeterli değil elbette. Boş bir kalıp olan bu biçimin içi
herhangi bir öz ile doldurulmalıdır. Bir eser biçim ile öz kaynaşmadıkça sanat değeri taşımaz. Sanat değeri taşımasının şartı, koşulu arkadaşlar biçim ile özün kaynaşması. Burada olumsuz yapmış soruyu. Size herhangi bir tuzak bu şekilde gelmesin. Dikkat edin arkadaşlarım. İçinde öz bulunmayan bir biçim nasıl boş bir kalıp olmaktan ileri geçemezse biçime bağlanmayan herhangi bir öz de sanat dışı bir kavramdır. Burada koşul yani gerçekleşmiş olmuş bir durum bahsedildiği için yani bu şekilde 4 numaralı cümlemiz bir eser biçimiyle öz kaynaşmadıkça sanat değeri taşımaz diyor. Sanat değeri taşımaz kısmı dediğim gibi olumsuz kökenli yaparak kafa karıştırmış. Ama aslında bir eser biçimiyle öz kaynaşırsa sanat değeri taşır demeyi burada ma ve dıkça ekiyle yapmış. Yine asıl burada koşula bağlılık, koşunu anlamı katan ifademiz 4 numaralı bir cümlemizdir arkadaşlarım. Şimdi bundan sonraki kısımlar biraz daha isim bilmekle ilgili bir şey. Nasıl isim bilmek arkadaşlar? Tasarı. Diğer ismi plan. Bugünden sonra 5 saat ders çalışmaya başlıyorum. Bak bir plan yaptın. Bu tasarı eşittir plan olduğunu bilmek bunun için yeterli. Şimdi karıştırılan iki ifadeye geliyorum. Yakınma, siteme arkadaşlar. Yakınma şikayet etme demektir. Başkasına yapılır. Sitem ise kişinin genelde kendisine yapılır. Mesela ben size desem ki arkadaşlar sizi uyarıyorum ama beni dinlemiyorsunuz. O zaman bu size bir sitemdir. Ama size değil de velilerinize, ailenize desem ki ya öğrenciyi defalarca uyarmama rağmen ödevini yapmıyor, beni dinlemiyor. O zaman arkadaşlar bu artık yakınma olur. Kişinin kendisine yapılırsa sitem, kişiyi başkalarına şikayet edersek yakınma olur değerli öğrencilerim. Hayıflanma ve pişmanlık yine yakın iki öge. Bir tanesi yapılmayan işten duyulan üzüntüdür. Mesela keşke geçen sene biraz daha fazla çalışsaydım. Bak yapmamışsın. Yapmadığın bir işten dolayı üzgünsün. Pişmanlık ise yaptığın bir işten. Burada altı çizili kelimelere lütfen dikkat edin. Yapılmayan, yapılan. Yani biz şurada da aynı şekilde sitemde kişinin genelde kendisine diğer yakınma durumunda da arkadaşlar başkasına söylüyorduk. Bu anahtar kelimeler sizin sorularda işinize yarayacak. Lütfen dikkat edin, aklınızda tutun bunları. Keşke ona böyle kırıcı kelimeler söylemeseydim. Ama yapmışsın, söylemişsin. Dolayısıyla bu bir pişmanlık cümlesidir artık. Arkadaşlar, eş ve yakın anlamlı cümleler dediği zaman bize biliyorsunuz çok fazla sorulan soru kalıplarından biri de budur. Yukarıda bir cümle verir, der ki hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır? Hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Bir de en varsa tehlikelidir. Çünkü diğerleri de yakındır. En yakın olanı bulmak biraz daha zordur. Aslında şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki bize siz yazılışı farklı, anlamı aynı olan şeyi bulacaksınız. Yani cümleleri düşünün. Eserleriyle sınırları aşmış, ölümsüzlüğü yakalamıştı. Hem kalıcılık, burada ölümsüzlük yerine kalıcılık ifadesini kullandı arkadaşlarım. Sınırları aşmıştan evrenselliği kullanmış oldu. Dolayısıyla aslında kelimeler farklı ama aynı şeyi söylüyor. Eser dememiş, yapıt demiş bakın. İşte sizden yakın anlamlı cümle dediğinde bunu isteyecek, buna dikkat edin. Karşıtta ise çelişmek, zıt. Burada söylediğinin tersini söylemen lazım. Bazen biz kendi arkadaşlarımız, ya çelişiyorsun kardeşim deriz. Niye? Sen dün şöyle demiştin, bugün böyle diyorsun. Tersini söylüyorsun. Dolayısıyla tutarsızlık durumuna biz ya da aynı durum için farklı yorumlar yapmaya biz çelişmek diyoruz arkadaşlar. Başarının en büyük anahtarı kendini çevreden soyutlayıp duyguları kaynak almaktır diyor. Yani kendini çevreden soyutla. Kimseyi dikkate almazsan, duyguları merkeze koyarsan başarılı olursun diyor. Alttaki cümlede diyor ki, eserlerde kendini merkeze koyup, şimdi dikkat, burada kendini çevreden soyutlamak yerine kendini merkeze koyup dedi bakın. Bizim burada bu tarz kelime dağarcıklarımız olmak zorunda. Soru çöze çöze bunu kazanmak zorundayız. Yazılış farklı ama söylediklerine dikkat edin şimdi. Dış dünyaya kulak kapar,
kapamak diyor, sanatçıyı niteliksiz yapan en büyük nedendir. Biraz önce diyordun ki eğer kulaklarını kapar da kendini merkeze koyarsa başarılı olur. Alttaki cümle diyor ki bunu yaparsa başarısız olur. O zaman bu iki cümle çelişmiş oldu. Mesela siz diyorsunuz ki arkadaşlar bir konuşmanızda sanat sanat için olmalıdır. Ertesi gelirsin ya aslında sanat toplum için olmalıdır dediğin zaman bak çelişme bu arkadaşlar. Aynı durum için farklı yorumları aynı kişi yapıyor bir de. İşte bu tarz durumlarda biz çelişme ya da zıt ifadeler durumunu kullanmış oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Dikkat edin. Klasik eserleri okumaya en çok kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım diyor adam. Şimdi burada klasik eserleri okumaya en çok kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanda ihtiyaç duyarım. Siz kendiniz bir düşünün ne demek istedi. Klasik eser demek kalıcı eserler, çağını aşmış Yunus Emre Mevlana ya da işte Victor Hugo'nun eserleri arkadaşlar. Şimdi burada bunu diyor. Kendi yazdıklarımı tekrar ettiğim zaman demek ki ben bir önceki eserde de şimdi yazdığım eserde de aynı şeyleri söylüyorsam işte kendimi tekrar etmiş oluyorum. Bu duruma düşersem diyor bu eserleri okumaya ihtiyaç duyuyorum o zaman diyor. Kimi eserlerin her dönemde okunulu sürdürdüğü bilinir. Yani yok eksik bir ifade. Bir yazarın okuduklarından etkilenmeyen yazması mümkün değildir diyor. Yani yok yine. Her eser başka metinlerden alınan parçalarla renklenen bir tablodur diyor. Hiç üsttekiyle alakası yok. Kendini tekrar etme diye bir şey yok. Yazar benzer ürünleri ortaya koymaktan kaçınmak istiyorsa yazdıklarını bak tuzağa bak dikkat. Yazdıklarını mı diyor yukarıda? Hayır. Klasik eserleri. Bence bu soruda Denizli'yi işaretleyen en az %60, %70 öğrenci olur arkadaşlar. Çünkü niye? Benzer ürünler ortaya koymak. Şunu aynen söylemiş bak farklı kelimeler. Ama yazdıklarını ara sıra gözden geçirmelidir demiyor. Klasik eser okumalıdır diyor. Çağını aşmış eserler. Klasik eser yerine çağını aşmış eser dediniz. Yaratıcılığı besleyen bir etkendir. Bak kendini tekrar etme yerine İşte bunu dediniz arkadaşlar. Dolayısıyla siz burada yakın aslında kelimeleri değiştirdiniz ama aynı şeyi söylediğiniz bir cümle oluşturmuş oldunuz. Yine bakın hangileri anlamca birbirine en yakındır? 2018 TYT'sinde çıkmış bir sorudur. Bu da değerli öğrencilerim. Yazar eserlerinde gelenekle arasına bir mesafe koymaktansa bu birikime yaşadığı döneme özgü bir pencereden bakmayı tercih ediyor. Yazarın hiçbir edebiyat geleneğine bağlanmayışı onu çağdaş yazarlardan ayıran önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Yazar bu kitabıyla kendinden önce üretilen eseri okumanın bir özgünlük sorununa yol açmayacağını herkese kanıtlıyor. Şimdi burada arkadaşlar bakıyorum hiç yakın olan birbiriyle aynı şeyi söyleyen şu an yok. Yazar tarihin kendisine aktardığı seslere kulak tıkamıyor. Ancak onları kendi döneminin gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor. Şimdi dikkat edin lütfen. Gelenekle arasına bir mesafe koymaktansa gelenek. Yani geçmişten günümüze gelen şeyler demek. Aldı bunu aynen kullandı. Bu birikime diyor yaşadığı döneme özgü bir pencereden. Bak bu birikime yaşadığı döneme özgü bir pencereden demek yerine de onları kendi döneminin gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor demiş. Şu bir ve şu dört numaralı cümle kelimeleri farklı ama aynı şeyi söylediler arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 1 ve 4 olacak. Yani Bursa olacak değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar son dönemde çıkan saptama ve çıkarma da değinip sonra dersimi bitireceğim. Saptama tespit demektir arkadaşlar ve siz ortaya bir veri koyarsınız. Nasıl yani? Son yapılan üniversite sınavında yani 2021 üniversite sınavında 33 cümle anlamı, sözcük anlamı, paragraf, 7 tane de dil bilgisi çıktı. Bu tespittir. Bundan hareketle yaptığınız yorumlara da çıkarım denir arkadaşlar. Yani şöyle derseniz bu cümleden sonra. Bu durum ÖSYM'nin okuduğunu anlamaya önem verdiğini gösteriyor. Önce tespiti yapılır, saptama yapılır, sonra çıkarım yapılır değerli arkadaşlarım. Bu saptama ve çıkarım
fazlasıyla sorulduğu için bunlara dikkat edin. Yine doğrudan ve dolaylı anlatım. Birinin sözünü aynen aktarırsanız doğrudan anlatım. Değişiklik harf dahi olsa değişiklik yaparsanız dolaylı anlatım olur. Nasıl yani? Yarın denemeniz var dedi. Eğer yarın denemeniz var dedi diye bir cümle görürseniz, bak adam yarın denemeniz var demiş. Siz de başkasına, arkadaşınıza diyorsunuz ki yarın denemeniz var dedi. Aynen aktardınız. Ama gelip arkadaşınıza yarın deneme olacağımızı söyledi. Ben size demişim ki yarın denemeniz var. Yarın denemeniz var cümlesini sen aldın. Arkadaşına gittin, dedin ki yarın denememizin olacağını söyledi. Var yok, olacağını ekledin. Dolayısıyla genelde doğrudan anlatımlar dedi şeklindedir. Dolaylı anlatımlarsa söylemiş şeklindedir diyor. Ve bu dersimizi de bitiriyorum değerli arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.